Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben dil ve konuşma terapisi Sena Akgül. 2022 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden mezun oldum. Şimdi şöyle, genel olarak çocuklarla, ayrıyeten yaşlılarla, yetişkinlerle de çalışıyoruz. Çalıştığımız alanlar gecikmiş konuşma, konuşma sesi bozukluğu, akıcı konuşma bozukluğu, ses bozuklukları, yutma bozuklukları gibi birçok alanda çalışıyoruz. Şimdi şöyle, genellikle çocukların her yaşta bir dil edinim becerisi olması gerekiyor. Örneğin mesela işte 2 yaşındaki bir çocuğumuzun 2 kelimeli cümleleri kurabiliyor olması gerekiyor. Yaklaşık 500 sözcük üretebiliyor olması gerekiyor. Ya da 2 basamaklı verdiğimiz yönergeleri uyguluyor olabilmesi gerekiyor. Ya da 3 yaşındaki çocuğumuzun 800 sözcüğe yakın bir sözcük üretimi olması gerekiyor. 3-4 kelimeli cümleler kurabiliyor olması gerekiyor. Yani eğer bu beceriler çocuklarda yoksa genellikle aileler bunları gözlemliyor. Ya da akranlarından çok farklı bir konuşma akıcılığı varsa, konuşma anlaşılırlığı varsa bunları gözlemleyip bizlere gelebiliyorlar. Her çocuğa uygulanabilen terapi yöntemleri farklı oluyor. Çocuğun hangi konuda eksikliği var, hangi konuda zorluk çekiyor. Buna göre her çocuğa farklı tabii ki de terapi yöntemleri uygulanıyor. Ama dediğim gibi şimdi belki de sözcük dağarcığı kısıtlıdır ya da cümle kurma becerisi dardır, kısıtlıdır. Çocuğun becerisi hangi yönde eksikse, hangi yönde zorlanıyorsa ona göre bir terapi yöntemi uygulanıyoruz. Tabii ki de çözümü var. Ama dediğim gibi biz çocuk ve aile konusunu birlikte çalışmalar yapıyoruz, destekliyoruz. Tabii ki de her probleme uygun gelişim testleri var. Örneğin konuşma sesi bozukluğuna ait testimiz var, çocuğun dil gelişimine ait testimiz var. Hangi problem için öncelikle bize destek almaya geldilerse ona göre uygun bir testler düzenliyoruz. Tabii ki de ona göre uygun da terapi programı ayarlıyoruz. Çocuktan çocuğa da değişiyor. Dediğim gibi 5 parmağın 5'i nasıl bir değilse her çocuğun da gelişimi tabii ki de aynı olmuyor. Yani bunu aslında bir nevi süreç belirliyor. Dediğim gibi aslında problemine göre de değişiyor. Çünkü bazen mesela gecikmiş konuşma olarak gelen bir çocuksa gecikmiş konuşma problemini hallettikten sonra konuşma sesi bozuklukları da buna eşlik edebiliyor. Hani bu yüzden gecikmiş konuşma tanısı bittikten sonra artikülasyon bozukluğu ya da fonolojik bozukluk da çalışılabiliyor. Şimdi şöyle, özellikle nedenlerini çok fazla merak ediyorlar. Kendilerinde suç var mı diye bunu çok fazla merak ediyorlar. Ya da işte neden oluyor? Ya da diyelim ki 5 yaşına gelmiş bir çocuğumuzun normalde tüm sesleri üretebiliyor olması gerekiyor. Çocuğumuz bu sesleri üretemiyorsa eğer birinci sınıfa geldiğinde hani zorluk çeker mi? Birinci sınıfa gelmeden bu sesleri halletmeli miyiz diye özellikle bu sorular geliyor. Yani çünkü 5 yaşında olan bir çocuğumuzun %100 konuşma anlaşılırlığı olması gerekiyor, tüm sesleri üretebiliyor olması gerekiyor. Bu sebeple kesinlikle bir dil ve konuşma terapisinden destek almaları gerekiyor. Çocuğunuz anne baba haricindeki kişiler tarafından da anlaşılmakta güçlük çekiyorsa ya da 4-5 yaşlarındaki çocuklarımızın üretemediği sesler bulunmaktaysa, cümleleri çok kısıtlı ve kısaysa mutlaka bir dil ve konuşma terapisinden destek almalarını öneriyoruz. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.